arkadaşlar, yan dişler, ön dişler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kayaçlardaydık. Kayaçlardan devam edelim. Arkadaşlar diyor ki kartlardan doğru bilgi olanları işaretleyelim beraber. Bakalım ne demişler bize. Arkadaşlar diyor ki kayaçlar karaları oluşturur. Doğru mu? Kayaçlar karaları oluşturur. Evet, doğru. Kayaçlardan küçük kütlelere kaya veya taş diyoruz, doğru mu? Evet, kayaçlardan küçük kütlelere ne deriz? Kaya veya taş deriz. Kayaçlar birçok mineralin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Evet arkadaşlar, kayaçlara farklı rengini veren şeyler neydi? Mineral. Evet. Çeşitli çeşit taşlar var. Mesela ne taşı var bildiğiniz? Antrasiti duyduk mu? Antrasit. Mermeri duyduk mu? Başka ne var bildiğimiz taş? Lüle taşını duydunuz mu? Lüle taşı, lüle. Eskişehir'e giden var mı? Eskişehir'in neyi meşhur? Lüle taşı meşhur, lüle. Evet arkadaşlar, demek ki kayaçlarda ne var? Mineral var. Kayaçların en büyük ve sert olan kitlelerine kaya denir. Doğru. Ekonomik değeri olan kayaçlara toprak denir. Arkadaşlar, para eden kayaç ne var? Bildiğimiz ne var? Altın var, altın. Gümüş. Kömür. Linyit. Bakır. Biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Böyle para eden kayaçlara toprak değil, notunu al. Para eden kayaçlara, ekonomik değeri olan kayaçlara maden diyeceğiz. Maden. Tamam mı? İkra, Nisa, Zehra, Kübra. Hepsi A ile bitiyor. Beyza. Evet. Hamza. O da A ile bitiyor. Arkadaşlar, demek ki sattığımızda para eden taşlara biz ne diyormuşuz? Maden. Hani ne deriz? Maden buldum, maden deriz, değil mi? Zengin oldum, maden buldum. Beyza öyle duruyor ki sanki altın madenleri var. Arkadaşlar, altın nasıl çıkarılıyor? Bildiğiniz bilezik gibi mi çıktığını zannediyorsunuz? Hayır. Altın, Nisa, bir taş, taş. Topraktan çıkıyor. Taş toprağın içinden çıkıyor. Sonra onu işliyoruz. Bizim bildiğimiz altın şekline getiriyoruz. Dikkat. Altın, gümüş, bor ve demir madenleri örnektir. Evet. Bunlar para ettiği için ne diyoruz? Doğru. Peki arkadaşlar, ülkemizde bunlardan hangisinden çok fazla var? Bilen var mı? Bor. Bor. O. Evet arkadaşlar, bunu da not alın. Ülkemizde çokça bor var. Bor. Özellikle nerede var? Bir atasözümüz var, hatırlıyor musunuz? Geçti borun pazarı, süreçeğini Niğde'ye. Duyduk mu bunu? Duymadık. Evet. Arkadaşlar, bor aynı zamanda bir ilçemiz. O civarda da bor madeni çok çıkıyor. Peki ilginçtir. Bor madeninden ne yapılıyor desem bilen var mı? Evet. Arkadaşlar, annelerimiz evde ne kullanıyor? Bor cam Temiz. kutusu. Evet, onda ne var içinde? Bor var. Peki, başka ne yapılıyor bordan? Şu an temizlik malzemesi yapıyoruz çokça. Temizlik malzemesi. Evet, temizlik malzemesi olarak da boru kullanıyoruz. Boron diye bir şey vardı. Duydunuz mu hiç boron? Denk geldiniz mi? Ama gidin şu anki birçok markete, bordan temizlik malzemesi göreceksiniz.
Kayaçlar ve madenler. Ne dedik? Ekonomik, parasal değeri olan kayaçlara ne diyeceğiz? Maden. Maden. Mesela Nisa, sizin evin altından bir altın madeni çıksa, of, köşeliksin, değil mi? Arkadaşlar, bazı taş ve kayaçlar doğada az bulunduğu için değerlidir. Demek ki o şeyin pahalı olmasını sağlayan ne? Az bulunması. Mesela Nisa, eline alsan ikra, toprağı götürüp kuyumcuya satsan kuyumcu sana para verir mi? Vermez. Ama sattığın toprağın içinde altın da varsa o zaman para verirler. Bununla ilgili bir hikaye anlatayım mı? Evet. Peki anlatayım. Arkadaşlar bir gün günün birinde bir adam yoldan geçen bir dilenciye, dilenci demiş ki Allah rızası için yardım eder misiniz oğlum bana? O adam da demiş ki gel demiş senin karnını doyurayım. Arkadaşlar almış o dilenciyi, dilenci demeyeyim de zor durumdaki yaşlı kişiyi bir güzel karnını doyurmuş. Hamama götürmüş, yıkanmasını sağlamış. Güzel elbiseler almış. Demiş ki bu Allah rızası için sana hayrım olsun. Hadi git demiş. 3-5 kuruş da cebine para koymuş. Allah rızası için iyilik yapmış. O adam giderken yolda ne demiş ona Hamza? Demiş ki evladım sen bana yardım ettin. Tuttuğun altın olsun demiş. Sonra Nisa bu adam aradan vakit geçmiş. Bir tane tarla almış, tarla. Tamam mı? Sonra o tarlasında çiftçilik yaparken bir de ne fark etmiş ki? Tarlasının altında ne madeni varmış? Altın madeni. Ve bu iyi yürekli insan hemen o adamı hatırlamış. Demiş ki ben karşılık beklemeden ona iyilik yaptım. O bana dua etmişti. Demek ki Allah onun duasını kabul etti. Benim toprağımın altından altın madeni çıktı. Evet. Arkadaşlar. Feyza diyor ki hemen birine yardım etmeliyim. Hemen. Evet. Arkadaşlar o yüzden her şey değerli değil. Az olduğu için dünyada çok az altın olduğu için değerli. Madenlerin birçoğu doğada uzun süre sonunda oluşur. Arkadaşlar bu madenler şöyle değil yani. Hamza dik dinler misin? Yatma Hamza. Ayağa kalk. Yatarak ders dinlenmez. Arkadaşlar bu şöyle bir şey değil. Hani Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi vardı. Göle ne çalıyordu Nasrettin Hoca? Yoğurt mayalıyordu değil mi göle? Hiç göle yoğurt mayalanır mı? Yok. Yani ikra sen de gidip bir tane çeyrek altın alıp bahçeye ekip altın bitmesini bekleyemezsin. Böyle bir şey olmaz. Bu anca hikayelerde olur. Arkadaşlar bu madenler binlerce, belki milyonlarca yılda oluşmuş. Milyonlarca yıl. Anlaştık mı? Mesela Arabistan'da ne var? Petrol var değil mi? Petrol. Araplar petrol zengini. Bizde var mı? Yok. Bu Arapların yaptığı bir şey mi? Yok. Milyonlar milyonlarca yıl önce oradaki oluşan yapı. Evet. Arkadaşlar altın, gümüş, krom, elmas. Size ilginç bir bilgi vereyim mi? Elmas çok pahalı değil mi elmas? Aslında arkadaşlar Zehra ekranı aç. Elmasla kömürün yapıları aynı. Sadece atomlarının dizilişleri farklı. Biri farklı dizilmiş kömür olmuş, birisi farklı dizilmiş elmas olmuş. Peki size ilginç bir şey daha anlatayım mı? Adamın teki arkadaşlar kömürcüden kömür almış. Kömür de değerli bir maden ama çok pahalı mı? Çok pahalı değil, altın kadar değil. Çünkü altından daha çok kömür var. Eğer altın fazla, kömür az olsaydı kömür daha pahalı olurdu. Arkadaşlar bu adam bu kömürleri
Bu gerçek. Türkiye'de olmuş bir olay. Sobaya atmış. Bekliyor ki ısınsın. Bir türlü kömürler yanıp da adam ısınamamış. Sonra bir bakmış, kömürler olduğu gibi geri çıkmış sobadan. Normalde ne olması lazımdı? Yanıp kül olması lazımdı, değil mi? Arkadaşlar, bu adam almış bu kömürleri, kömürü satın aldığı yerin sahibinin kafasına vurmaya gitmiş. Sen bana nasıl kalitesiz kömür sattın? Yanmadı bunlar diye. Sonra arkadaşlar götürmüş adama. Adam demiş ki, abi demiş, bu hiç kömüre benzemiyor. Demiş, vallahi bu ilginç bir taş. Bunu bir araştıralım demiş. Arkadaşlar araştırmışlar. O kömür diye sattıkları şey kömür değilmiş. Neymiş biliyor musunuz? Göktaşı. Peki dünyada çok göktaşı var mı? Yok. Yok. Sonra arkadaşlar adam internetten ilan vermiş. Demiş ki göktaşı satıyorum. Arkadaşlar şu kadar büyüklükte bir göktaşını 500 milyara satmış. Parça parça, gıdım gıdım parçalayıp parçalayıp satmış. Ya. Gerçek bu. Araştır göreceksin. Evet. Bakın bunlar da elmaslar. İşte arkadaşlar altın, gümüş, krom, elmas, yakut, kömür, mermer, bor gibi malzemeler, bunlar ne oluyor arkadaşlar? Maden oluyor. Tekrar hatırlatıyorum, bunu çok soracaklar Nisa. Madenlerin farklı renkte olmasının nedeni neydi? İçerdikleri mineraller farklı. Mineraller farklı. O yüzden madenler farklı farklı. Okey? Yalnız şu altınlar da güzel gözüküyor, değil mi? Evet. Hocam kapkalı. Bakalım hangileri maden? Plastik maden mi? Hayır. Krom maden. Kömür Evet. ara ediyor mu? Evet. Maden. Evet. Odun maden mi? Evet. Hayır. Elmas? Maden. Evet. 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 Altın. Altın, evet. Demir, Maden, demir. evet. Toprak, Toprak hayır. maden mi? Değil. Hayır. Arkadaşlar, para edenler maden, para etmeyenler değil. Öğretmenim bir şey diyeceğim. Toprak her yerde var vallahi. Vallahi o yüzden para etmiyor, değil mi? Devam edelim. Şimdi bazı madenler nerede kullanılıyor? Bunları da bilmemiz lazım. Sorarlar. Bakır nerede kullanılıyor arkadaşlar? Bakır özellikle elektrik elektronik cihazlarda kullanılıyor ülkemizde. Böyle hani yapmayın da bazen kablolar açılır, içinden ne çıkar? Bakır teller, doğru mu? Feyza, Zoom'la uğraşma. Bakır tel. Arkadaşlar eskiden ben hatırlıyorum. Böyle hurdacılar vardı. Eski kabloları bulup içindeki bakırları alıyorlardı. Yine radyolar, televizyonlar, bunların içinde de neler var? Bakır teller var. Okey? Bakır deyince aklımıza ne gelecek? Elektrik, elektronik. Daha çok nerede çıkıyormuş ülkemizde? Artvin ve Elazığ çevresinde bakır çıkıyor arkadaşlar. Demek ki bakırın mineralleri o Artvin, Elazığ bölgelerinde çokça birikmiş eskiden. Orada ne oluşmuş? Bakır. Demire bakıyoruz. Demir, otomotiv, inşaat, değil mi? Evlerimizi demirde yapmıyor muyuz? İnşaatlarımızı. Mobilya. Bu da arkadaşlar daha çok Sivas ve Malatya civarında çıkıyor. Demir, kullanıldığı alanlar, otomotiv, arabalarımızı yapıyoruz, inşaatlarımızı yapıyoruz. Mobilyalarımızın da içine demir koyuyoruz. Geldik kroma. Krom yine araba parçalarında ve kalıp yapımında kullanılıyor. Muğla ve Denizli civarında krom fazlaca çıkıyor. Geldik bora. Boru söyledim zaten. Radyasyona dayanıklı kıyafetler ve
Arkadaşlar, roket yakıtı, temizlik malzemeleri, Kütahya ile Eskişehir civarında çıkıyor çok. Arkadaşlar, dünyadaki borun %75'i ülkemizde. İkra, ileride. Öğretmenim. Efendim? Biz Eskişehir'e gitmiştik. Evet, işte oralarda bor çıkıyor. Arkadaşlar, bak roket yakıtı diyor. İkra, Nisa, ileride borla çalışan araba yaparsanız Türkiye çok zengin olur. Yapabilir miyiz? Böyle bir dizi vardı. İki tane kardeş. Bunlar borla çalışan motor yapmaya çalışıyorlardı. Borla. Feyza, birleşin üçünüz. Zehra'yı da alın yanınıza. Hamza'yı da satış pazarlamaya alın. Borla çalışan araba yapın. Türkiye'de bordan bol bir şey yok. Evet. Hocam ama ya. Efendim Zehra? Niye beni yanlarına alıyorlar hocam? Anlamadım. Niye beni yanlarına alıyorlar? Sen de katıl ekibe, onu demek istedim. He. Sen de bilim adamı olursun. Olmaz mı? Hayır hocam, ben doktor olacağım. Tamam, sen de o tesisin doktoru ol. Hocam ben satışta bayağı iyi. Evet. Kömür, ısı. Hocam adam 1.000 TL'ye satarım dedi. Derse ben derim ki 1.500, adam der 1.000, 1.500, o zaman ben 1.000 olsun derim, satarım. Peki. Arkadaşlar kömürle ısınıyoruz. Yine elektrik üretirken kömürden faydalanıyoruz. Kömür de nerede var daha çok? Zonguldak ve Kastamonu. Kömür madenleri var değil mi? Madencileri gördünüz mü böyle? Yerin altına iniyorlar. Tünel kazıyorlar. Hatta bundan 5-6 yıl önce Endonezya'da 100 tane öğrenci nerede mahsur kaldı? Madende. Maden çöktü. Evet. Çocukları zor çıkarttılar. Geziye gitmişler maden gezmeye, görmeye. Ve o gün maden çöktü. Mağaranın altı kapandı. Arkadaşlar bakın bu bir dağ düşünün dağ. Madenciler bu dağın içine delik açıyorlar. Ve dibe doğru gidiyorlar. Böyle şeylerle. Ve buradan arkadaşlar madeni çıkarıp yukarıya getiriyorlar. Madenler öyle yerin yüzeyinde olmuyor. Hani toprağa eştim, azıcık eşeledim maden. Yok. Diplere inmen lazım. Diplere. Evet. Fosillere geldik. Arkadaşlar, fosil neydi fosil? Fosil, çok eski zamanlarda toprak altında veya buzulların içinde, dikkat, sadece toprakta da değil, buzulların içinde kalmış ve orada taşlaşmış. Düşünsenize 5 milyon yıl önce dinozorlar yaşamış. Biz bugün dinozorlar hakkında nasıl bilgi sahibiyiz? O fosilleri değil mi? O kemikleri buluyoruz. Doğru mu? Mesela Çin'de çok var, Amerika'da çok var ve oradan bilgi sahibi oluyoruz. Bakın burada bir dinozor fosili var. Burada bir bitki fosili var. Bitki taşlaşmış, kalmış. Balığın taşlaşmış kalmış. Evet. İşte arkadaşlar bu durumda bulunan bitki ve hayvan kalıntılarına ne diyeceğiz? Fosil. Hayvan ya da bitkilerin fosilleşmesi milyonlarca yıl sürmüştür. Milyonlarca yıl. Mesela dinozorlar günümüzden belki 10 milyon yıl önce yaşamış. Hani bir film var Buz Devri hatırlıyor musunuz? Evet. Evet. O milyonlarca yıl önceyi anlatıyor arkadaşlar. Hayvan ve bitkilerin sert kısımları. Genellikle ne dedik? Hocam ilk hayvan zaten dinozor. Yok, ilk hayvan dinozor değil. Arkadaşlar bu hayvan ve bitkilerin sert kısımları buz veya kaya içinde sıkışıyor, kalıyor binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca yıl. Ve arkadaşlar bunlar fosil oluyor, fosil. Evet. Arkadaşlar fosiller küçük bir kum tanesi ya da dev bir dinozorun kemiği büyüklüğünde de
Olabilir. Arkadaşlar bir tane film vardı. Belki duymuşsunuzdur. Jurassic Park. Duydunuz mu? Orada neleri canlandırdılar? Dinozorları filmde. Nasıl canlandırıyorlardı? Bir tane dinozoru ısırmış sinek fosilleşmiş. Dolayısıyla sineğin ağzında ne kalmış? O dinozorun kanı kalmış, kanı. Oradaki kanı alıp yeni dinozorlar ürettiler. Neyden faydalandılar? Bu film tabii gerçek değil. Fosilden. Peki arkadaşlar, bu fosilleri inceleyen bilim dalının adı ne? Paleontoloji. Evet. Arkadaşlar, paleontoloji diyoruz bu bilim dalına. Fosilleri inceleyen. Unutmayın, soracaklar. Bu fosilleri toplayıp bunlar üzerinde çalışma yapan kişilere de ne diyoruz? Paleontolog. Anlaştık mı? Paleontoloji ve paleontolog diyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Doğru olanları işaretleyelim. Nisa, fosiller geçmişte yaşayıp günümüzde nesli tükenmiş canlılara ait olabilir. Doğru mu? Doğru. Mesela ne olabilir bu nesli tükenmiş canlı? Biraz önce örnek verdik. Neydi? Dinozorlar. Dinozorlar olabilir. Güzel. İkra, mikroskobik canlıların fosilleri oluşmaz. Yanlış. Yanlış. Bunların da oluşabilir. Zehra, fosilleşmesinin olabilmesi için canlı atığının havayla temasının kesilmesi gerekir. Evet. Arkadaşlar, fosilleşmek için zehra hava almamalı. Tamam mı? Hava alırsa ne olur? Çürür. Hava alırsa çürüyeceği için arkadaşlar bu doğru. Yanlış. Hava almayacak. Feyza, fosiller yalnızca kayaçlarda mı olur? Feyza. Feyza. Feyza ekranı kapattın, nereye gitti? Arkadaşlar, fosiller sadece kayalarda olmaz. Buzullarda olur, denizlerin altında da olabilir. Dolayısıyla Feyza, bu yanlış. Fosilleri inceleyen bilim insanına paleontolog denir, doğru mu? Evet, paleontolog denir, doğru olacak. Bu bilime ne diyoruz arkadaşlar? Sen de kaldın, doğru musun? Evet. Paleontoloji diyoruz değil mi arkadaşlar? Paleontoloji diyorduk. Fosillerle bölgenin geçmişi hakkında bilgi sahibi olur muyuz? Evet. Arkadaşlar bir fosile bakarak orada eskiden yaşam nasıldı? Nasıl canlılar vardı? Fikir ediniriz. Fosiller yardımıyla kayaçın yaşına ulaşabilir miyiz? Evet. O fosil kaç yaşında? Onu hesaplayabiliyoruz İkra. İleride öğreteceğiz nasıl hesapladığımızı. Dolayısıyla bu da olur. Yine nesli tükenmiş canlılar hakkında fikir sahibi oluyor muyuz? Evet. Mesela ne diyoruz? Çok bilinmiş bir dinozor türünden bahsediyoruz. Neydi onun adı? T-Rex. Duydunuz mu T-Rex? Evet. Televizyon kanalında dinozor filmi vardı. Bilen var mı? Bir kız çocuğu. Minika Go'da mı? Bir şeyde. Böyle dinozorlarla konuşuyor güya falan. İzleyen var mı? Hocam. Hocam. Neydi adı onun? Hocam Turbozaurus muydu? Yani onlarla konuşuyordu, evet. Arkadaşlar, dolayısıyla bakın doğru olanları işaretledi. Dikkat edin, bunların her biri soru olarak karşınıza gelecek. İyi öğrenelim, tekrar edelim. Yeni bilgiler bunlar. Fosiller nasıl oluşur? Fosiller toprak altında kalmış canlıların kalıntılarıdır. Fosiller canlılar genellikle kayaçlar arasında bulunur. Ancak buzullar ve ağaç reçineleri, ağaç reçinesi ne bilen var mı? Ağaç sakızı diye bir şey duydunuz mu? Sakız. Evet. Hı? Ağaç sakızı oluyor ya böyle sıvı. Onlar donunca buna biz reçine diyoruz. Arkadaşlar,
Ağaçlarda da fosil olur. Beyza, ekranı aç diyorum. Sen kendi resmini ekran görüntüsü yapıyorsun. Bunlara da rastlanmış arkadaşlar. Dikkat edin. Evet. Nisa, ölen canlıların kalıntıları rüzgar, yağmur gibi olayların etkisiyle sürüklenerek neyin oluşumunu başlatır? Fosil, aşınma, basınç, fosil. Ne olacak? Nasıl? Evet, fosil oluşumu başlatır, değil mi? Neden? Diyelim ki bir canlı öldü, ikram. Yeryüzünde kaldı. Rüzgar onun üzerine ne getirdi? Toprak. Kapattı da kapattı, kapattı da kapattı. Hiç hava almadı. Milyonlarca yıl geçti. Sonra biz orayı kazdık, kazdık, kazdık. Bir baktık, aa, burada milyonlarca yıl önce yaşamış bir tane aslan türü bir canlı, atıyorum. Kuş türü bir canlı. Tamam. İkra, üst üste oluşan kayaç tabakaları kemiklere ne uygular sence? Üst üste biniyorsan. Basınç. Basınç uygular değil mi? Üstüne bastırır. Basınç uygular. Güzel. Feyza, üst tabakaların sertleşmesi ve çeşitli minerallerin etkisiyle canlı kalıntıları böyle taş olur. Bu sayede neler oluşur? O taşlara ne diyoruz? Evet. Fosiller. Fosiller oluşuyor. Evet. Fosiller zamanla üstteki kayaçların zehra, nokta nokta veya çeşitli nedenlerle toprak üstüne çıkabilir. Mesela yağmur yağdı. O fosilin üstündeki kayaç aşındı, aşındı, aşındı. Ne oldu arkadaşlar? Ortaya çıktı, değil mi? Aşınmasıyla ortaya çıkmış olur. Evet, bu eşleştirmeyi yapalım. Canlı kayboluyor. Güzel. Fosil neye deniliyor? Milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar gelmiş, taşlaşmış canlı kalıntılarına ne diyoruz? Fosil. Fosil. Paleontolog neydi? Fosil Fosil bilimcisi, paleontolog. Paleontoloji neydi? bilimi. Fosil biliminin adıydı, değil mi? Aferin. Fosil biliminin adı da paleontolojiydi. Evet. Hangileri madendir? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Altın maden mi? Evet. Mermer? Evet. Toprak? Hayır. Kömür? Evet. Yani 1, 2 ve 4 cevabımız A şıkkı. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere ne yazılmadır? Canlılardan arta kalan kemik, kabuk gibi sert dayanıklı kısımların bıraktığı nokta nokta fosilleri oluşturur. Bıraktığı neyler fosilleri oluşturur? İzler. Arkadaşlar bıraktıkları izler ne oluşturur? Arkadaşlar fosilleri oluşturur. Yukarıdaki hangi renk katlarda verilen bilgiler doğrudur? Yer kabuğu kayaçlardan oluşur, doğru mu? Kayaçlardan oluşuyor değil mi yer kabuğumuz? Doğru. Kayaçların ekonomik değeri olanlar madendir, doğru mu? Değil mi? Madenler para edenler, ekonomik değeri olanlar. Kayaçlar birçok mineralin bir araya gelmesiyle oluşur. Kara katmanı dünyanın yüzeyinin üçte ikisini kaplar. Hayır. Hangi katman kaplıyor? Su katmanı kaplıyor. Katmanı. Su. Dolayısıyla arkadaşlar mavi olmayacak. Cevabımız pembe, yeşil ve sarı olacak. Tamam mıyız? Devam. Tamam. Yer kabuğu kayaçlar ve topraktan oluşuyor. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Devam edelim. Doğru. Yer kabuğunun bütün katmanlarını görebilir miyiz? Keşke. Evet. Nerede? Ne? Neye çıktık? İkiye. İki.
Devam edin. Yalnızca çok büyük canlıların fosili olur. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Minik canlıların da olur. Bazı fosillere kayaçların içinde rastlayabilir miyiz? Evet, rastlarız. Doğru. Fosiller eski dönemlerde yaşamış bitki ve hayvanlar hakkında bize bilgi veriyor muydu? Evet, veriyordu. Değil mi Zehra? Dolayısıyla cevabımız ne olacak? C şıkkı. Hangisi maden değildir? Bor, mermer, bazalt, ağaç. Hangisi değil? Ağaç. Ağaç. Yerin altında değil ki ağaç. Değil mi arkadaşlar? Ağaç yerin altında. Devam edelim. Diyor ki fosiller içinde bulunduğu kayacın yaşı hakkında bize bilgi veriyor muydu? Evet, veriyordu. Doğru. Mikroskobik canlıların fosilleri oluşmaz. Yanlış. Onların da fosilleri oluşuyor. Minik mikroskop canlılarının da fosilleri oluşuyor. Hangileri yanlıştır? Arkadaşlar, yukarıda fosillerden yararlanarak ne öğrenebiliriz? Bölgenin geçmişteki iklimini öğrenir miyiz? Öğreniriz, değil mi? Mesela dinozorlara bakınca aklımıza ne geliyor? Büyük büyük ağaçlar olduğu geliyor, doğru mu? Nasıl besleniyordu bunlar? Evet. Bulunduğu kayaçın yaşı biliriz. Geçmişteki yeryüzü şekli, bölgenin nüfusu, nüfusu bilemeyiz arkadaşlar. Ama yeryüzü şekillerini de biliriz. Mesela bir balık fosili gördüysek orada su var deriz, değil mi? Ama nüfusu, yani şimdi dinozor gördük, orada kaç tane dinozor vardı? Kaç tane insan vardı bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Mantıksız olur. Dolayısıyla cevabımız 4 olacak. Hangileri yer kabuğunu oluşturur? Yer kabuğunda neler var arkadaşlar? Kayaçlar ve toprak var. Ha hocam altın yok mu içinde öğretmenim? Altın da var ama yer kabuğunu altın mı oluşturuyor? Öyle olsaydı altın maden olmazdı. Her yer altın olsaydı maden olmazdı. Devam edelim. Atmosfer olarak da isimlendirilir. Hangi katman olabilir bu? Hava, Hava hava katmanı. katmanı. Oksijen gibi gazlardan oluştu. Güneşin zararlı ışınlarını engelledi. Bazı kavramlar ve bunlarla eşleştirme verilmiş, hangisi yanlıştır? Eski dönemde toprak altında kalmış, canlılaşmış, taşlaşmış canlı kalıntıları fosil. Doğru. Değerli mineraller içeren kayaç, maden. Doğru. Yalnızca suda bulunan, vücudumuz için gerekli olan maddedir. Yer kabuğu veya kara tabakası da denir. Canlı üzerinde yaşadığı taş küre. Doğru. Ama mineral için arkadaşlar yalnızca sularda bulunmaz. Mesela neyde mineral var? Kayaçlarda mineral yok. Kayaçlarda. Evet. Sadece suda değil ki, kayaçlarda da var. Mesela yediğimiz tuzda mineral var değil mi? Tuz. Evet. Tuzda da mineral var. Kömürde de mineral var. Altında da var. Borda da var. Fosilleri inceleyen bilim dalına ne diyorduk? Evet. Paleontoloji. 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 Evet, paleontoloji. Evet, arkadaşlar. Paleontoloji. Dönme hareketine kadar geldik. Kayaçlar ve yapılarını işlemiş olduk. Bir dahaki dersimizde dünyanın dönme hareketini işleyeceğiz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.